Sevgili seyirciler, bir konuğum daha gelecek. Şimdi birazdan onu alacağım. Daha sonra ana haber bültenine gireceğim ama bana yöneltilen eleştiriler var sevgili seyirciler. Özellikle canlı yayınlar sırasında ifade ettiğim cümleler için. Mesela son olarak dünkü canlı yayında şunu söylemiştim. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Almanya, Hollanda, Fransa, diğer batılı ülkeler bizim Türkiye'de, ülkemizde, Ankara'da, Hatay'da, İstanbul'da olan olayları canlı yayınlıyorlar. Ve bir sürü yorum eşliğinde bunu yapıyorlar. Size sormuştum, dün de sormuştum alanlarda. Amerika Birleşik Devletleri'nin, batılı ülkelerin bizi sevmesi, yani Türkiye'yi sevmesi, Türkiye Cumhuriyeti'ni sevmesi olası mı? Öyle bir şey düşünüyor musunuz? Hiç kimseden evet yanıtı almadım. Ben de dedim ki eğer söz konusu batılı ülkelerse, mevzubahis batılı ülkelerse ve mevzubahis benim vatanıma, Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar vermekse, böyle olduğuna inanıyorsak, evet dedim, biz büyük bir aileyiz. AKP'lisiyle, her şeye rağmen AKP'lisiyle, bir daha söylüyorum ya, bunları niye duymuyorsunuz ya? AKP, her şeye rağmen AKP'lisiyle, CHP'lisiyle, MHP'lisiyle, askeriyle, polisiyle kocaman bir aileyiz. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'ni yedirtmeyiz, polisimizi yedirtmeyiz, CHP'yi de yedirtmeyiz, AKP'yi de yedirtmeyiz. Ya bunda ne var ya kızacak? Bana dün mesela bir sürü arkadaş kızdı. Yani ben ülkemi seviyorum. Bakın ben Tayyipçi falan değilim, AKP'li değilim, CHP'li değilim, MHP'li de değilim. Hiçbir siyasi partiyi de önemsemiyorum. Ve açıkçasını mı istiyorsunuz? Hepsi birbirinin, yani hani derler ya, tutun birini vurun ötekine. Hepsi böyle. Ama ben ülkemi seviyorum, bayrağımı seviyorum. Ve evet, ülkem zarar görüyorsa, gerekirse AKP'li de olurum, MHP'li de olurum, CHP'li de olurum. Eğer ülkemi kurtaracaksam. Benim yapmaya çalıştığım tek şey bu, vatanım. Bundan daha masum bir duygu, daha masum bir sevgi olabilir mi ya sevgili seyirciler? Dün beni suçlayanlar için söylüyorum. Evet, aralarında sağduyular vardı. Özellikle orta yaş ve üzeri, hayır siz doğru yürütüyorsunuz, doğru yapıyorsunuz şeklinde söyleyenler de vardı elbette. Böylesi de olacak, başka türlüsü de olacak. Mesela bir diğer şey ise Hatay Valisi Sayın Mehmet Celalettin Lekesi'yi yanımıza çıkardık, hatırlayacaksınız. Demokrasi Buları programına yaklaşık 1,5 saat birlikte kaldık. Yok Ali Yolcu valici olmuş, bilmem hükümet yanlısı olmuş falan. Ya neyi sormadım ben Sayın Valiye? Bana birisi çıksın bunu söylesin. Desin ki bizim merak ettiğimiz şu konu vardı, bunu sormadın. Onun için seni böyle suçluyoruz. Yani Allah aşkına bana birisi bir şey söylesin ya. Katil kim diye sorduk. Abdullah Cömert'i kim öldürdü? Nasıl öldü? Çelişkili açıklamalar niye? Önce mermi dediniz, sonra gaz bombası dediniz, sonra darp dediniz. Bu çelişkili açıklamalar niye? Tıp Türkiye'de bu kadar geri mi? Bunu da sorduk. Polisin sert müdahalesini niye engelleyemediniz Sayın Vali dedik. Bunu da sorduk. Efendim söyleyeyim, otopsi raporundaki çelişki ifadeler, bunun üzerine konuştuk. Yani merak edin, her şeyi sordum. Yani ama ben valiyi de burada kalkıp dövecek halim yok ya. Ya da sokak dilinde sizinle sohbet ettiğimiz gibi o sizin bana ilettiğiniz cümleleri benim kalkıp Sayın Vali'ye söyleyecek halim yok. Televizyoncuyuz biz. Yani biraz da sağduyu lazım, sükunet lazım. Dünyanın birçok ülkesinden bizi izleyenler var. Türkiye'nin birçok ülkesinden bizi izleyenler var. Nihayetinde Sayın Valide çıktı, özür diledi ya. Yani dedi ki evet, birinin burnu bile kanamışsa, birinin, bırakın burnu kanaması, gururu incinmişse, onuru incinmişse ve bu bizden kaynaklıysa bütün Hatay'dan özür diliyorum dedi. Şimdi ben ne diyeyim bu adama yani? Daha fazla ne diyeyim yani? Son bir konu. Polise kardeşim dediğimiz için sorun yaşadık vatandaşlarla. Bu polis bizim kardeşimiz mi diyorsunuz bana? Göstericiye kardeşim diyorum alandaki insanlara. Bu sefer polis kardeşlerimizden bize eleştiri geliyor. Ya bunlar işte bize taş atan, şişe atan, molotof atanlar nasıl kardeşimiz olur şeklinde. Yani inanın vallahi ben de şaşırdım nasıl yapacağım artık yani. Biz sadece bu ülkenin birlik ve beraberliği için, vatanımızın sağ ve selamete çıkması için, o alana yayılması için çaba gösteriyoruz. Ama evet, çatışma yerine sevgi dilini kullanmak zorundayız. Polis de kardeşimiz, tekrar ediyorum. Buna razı olanlar varsa olsun. Gösterici de kardeşimiz. Polis kardeşlerimiz razı oluyorsa olsunlar. Neyse. Şimdilik bu kadar yeter. Daha sonra yine sizlerle sohbet ederiz sevgili seyirciler. Sayın Abdurrahman Taşçıoğlu konuğumuz. Bir önceki konuğum Sayın Ömer abi gibi, Ömer Gürbüz gibi yine çoğunuzun yakından tanıdığı bir isim. Özellikle sivil toplum örgütü bağlamında sivil toplum örgütlerinin sürekli içinde olan bir isim. Onu konuk alacağız. Onunla biraz sohbet edeceğiz. Daha sonra yine ifade ettiğim gibi HRT Akdeniz ana haber bültenini canlı olarak yayınlamaya çalışacağız.
Abdurrahman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. İyi olmaya çalışıyoruz efendim. Ya Abdurrahman abi ne oldu bize? Gördüm sizi. Siz niye biraz vallahi biraz evet öyle. Ne oldu bize? Yani şimdi benim dün böyle bir mesajım olmuştu. Buradan girelim isterseniz siz. Yani evet biz dün bir aile değil miyiz? AKP'lisiyle, MHP'lisiyle, CHP'lisiyle. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir takım hataları olabilir. Beğeniriz, beğenmeyiz. Ama söz konusu dışarıdan bir saldırı geldiğinde, dışarının bir kötü bir senaryosunu gördüğümüzde aslında birbirimize belki biraz daha sarılmamız gerekmiyor mu? Türkiye Cumhuriyeti için. Alev sanıyorum değişik bir program uygulayacağız bugün sizinle evet, beraber. Evet, ben öyle günlerde yapacağız. Sizi izliyorum. Herkes kendi açısından değişik pencerelerden bakar, durur, doğrudur. Ama mevzu bahis vatansa hepimiz aynı pencereden bakmak zorundayız, efendim, doğru mu? Efendim Yüce Atatürk'ümüz rahmetlinin söylediği bir söz var. Mevzu bahis vatan ise gerisi teferruat. Bitti abi. Bitti. Mesela, beni rahatlattın abi. Evet. Ya ben de kendimi vatan haini hissetmeye başlamıştım son anda. Teşekkür ederim. Şimdi Ali Bey, önce beni buraya çağırdığınız için size, TRT ailesine, yayın alanımızın ulaşabildiği her noktaya kadar ben de herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yayınımızın başında tabii üzüntümüz var. İyi şeyler konuşmuyoruz. Çok iyi şeyler konuşmak üzere ben ilk defa huzurunuza gelmek istedim. Biraz da geç oldu onu da söyleyeyim istemediğim. Hoş geldiniz. Hatay'daki en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olmaya aday bir teşkilatız biz. Hatay'ımızın özelliğini, güzelliğini, mozaikini taşıyan bir teşkilatız. 22'sinde kongremiz var. İlk dönemimiz olmasına rağmen 3 derneği bir araya getirmek Hatay'da marifet iken 157 dernekle beraber hareket ettik. Sizin böyle bir özelliğiniz var. Bütün dernekleri bir araya getirdiniz. Tek çatı altına getirdiniz. Türkiye'de ilk Ali Bey. Türkiye'de ilk. Onu da söyleyelim. Onun için diyoruz Hatay'ımızın özelliği, güzelliği, mozaiki. Üzülerek söylüyorum. Şu anda da parantez içerisinde de barışı demek mecburiyetinde kaldık. Kaldık. Biz tabi bunu üzülüyoruz. Efendim bugüne kadar yaşanan olaylar dolayısıyla rahmetli Abdullah kardeşimize, Adana'daki polis kardeşimize, ben kardeşlerim hepsine tabii. Sizde değil lütfen. Elbette diyeceğiz. Diyoruz zaten yani eleştirilmemize rağmen diyoruz. Eleştireceğiz ama doğruları söylemekten çekinmeyeceğiz. Çünkü ben artık Antakya'da abi konumuna gelen biriyim. 57 yaşında oldum. Sen de benim kardeşimsin. Saygıyla Abdurrahman abi. Sağ olun. Efendim diğer üçüncü bir vatandaşımız, üç kişiymiş galiba. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Şimdi Ali Bey, bu olaylar Gezi Parkı ile başladı. Hepiniz biliyoruz. Evet. Bu olayı, Gezi Parkı olayını bir kere ikiye ayırmak lazım. Bir tanesi, Gezi Parkı eylemcilerinin tamamına çevre için, çevre koruması için, mevcut projeyi beğenmenler için, demokratik hakkını kullananlar için canlı başta saygımızı, sevgimizi iletiyoruz. Bunu bir yere koyuyoruz. Doğru mudur? Doğru. Demokratik bir ülkede herkes hakkını savunur. Herkes tenkidini de dile getirir, takdirini de dile getirir. Bu her vatandaşın hakkıdır, sizin de benim de. Onları bir yere koyuruz. Bir de eylemi bu hale getiren, yani tadını kaçıran, arkası nereye bağlı olmayan gruplarımız var. Ben bu olaylara belli bir yaşa gelmiş insan olarak, 60'ı çocuktum, babamdan duydum, 70'i 80'i ben yaşadım. 90'ı da yaşadım. Şimdi 2012 yılına geldik. Gördüklerimizle konuşacağız. Ali Bey, Türkiye'nin her yerinde 12 Eylül öncesi olaylar vardı. Benim şehrimde yoktu. Böyle başladı. Sokak hareketleri, mitingler. Birimiz sağcı olduk, birimiz solcu olduk. Buralarda iki tane insanı hatırlıyorum. İkisi de benim yakınımdı. Bir rahmetli İsmail Pekdemir hocamız. 3 gün sonra da rahmetli benim arkadaşım, tavla oynadığım arkadaşım, eczacı Muhittin, Alaeddin Bey'in. İlk o olaylarda yaşamlarını yitirenlerdi, evet. Ne oldu? Ne oldu Ali Bey? İnsanımız kepeklerini kapattı. Ekmek fırınlarımız çalışmaz oldu. Olayı atlattık. Ama bir şeye çok dikkatinizi çekerim. Ben politikada yaptım, Anavatan Partisi'nde. Değerli kardeşim, 11 Eylül günü bu ülkede 28 kişi öldü biliyor musunuz? 12 Eylül'e geldik. 13 Eylül'den sonra sokağa çıktık. Hiç kimse ölmedi. Ne enteresan değil mi? Ne enteresan. Peki şimdi onunla bunun ne alakası var? Şu alakası var. İlk defa barış süreci gündeme geldiği zaman PKK terörü biter mi? Güldüm. Bana dediler ki niye güldün?
Ya biter biter. İnşallah biter de. Benim insanıma yazık değil mi? Kardeş kavgası başka bir şey değil. Yani. Benim ülkemde ateş ister miyim ben? İnşallah biter biter de. Başka bir bela çıkar başımıza diye de aklımdan geçmişti. Şimdi bu olaya üç tane pencereden bakmamız lazım. Bir tanesi dünya penceresinden. Bir tanesi ülke penceresinden. Bir tanesi de Hatay Antakya penceresinden. Ali Bey, gözünüzü kapatın. Önünüze dünya haritasını alın. Parmağınızda şöyle bir basın bakalım. Nereye basarsınız? Türkiye'nin üzerine basarsınız. Üç tane deniziniz var. İki tane boğazınız var, stratejik önem taşıyan. Genç bir nüfusunuz var. Mükemmel bir ülkeniz var. En önemlisi de o. Mükemmel bir ülkeniz var. Sizi kıskanmazlar mı? Dünyanın bu kadar güzel bir coğrafyasında yaşarsanız sizi kıskanmazlar mı? Hele hele bir ayağınız Avrupa'ya, bir ayağınız Orta Doğu'ya giderse sizi tek yapacakları şey içinizde huzursuzluk yaratmak, içinizde kardeşi kardeşe kırdırmak, neticede sizi hem ekonomik hem sosyal hep toplumsal açıdan çökertmek. Biz bunu daha önce görmedik mi ki? Yani şimdi 12 Eylül'den önce o zaman da propagasyon vardı Ali Bey. O zaman da Alevi Sünni dediler bize. Türkiye'de sağ sol da hemen Hatay'a gelince Alevi Sünni yaptılar bir tanesi. Evet ne yazık ki. Tabii. En büyük zaten şu anda endişemiz de bu. Bugün de bunu da yapıyorlar olay zaten. Bu evet. Propagasyoncuların yaptığı tek şey bu. Hemen Alevi Sünni'yle hiç alakası yok. Gezi Park olayı ne alakası var Alevi ile Sünni? Tepkidir. Ama propagasyoncular devreye girince bu. O zaman da öyle dediler. Ali Bey şimdi yani imkanım olsa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan çıkarım. Ne kadar Alevi Sünni kardeşimiz aynı şirkette ortak biliyor musunuz? Çok. Herkes aynı kaptan ekmek yemiyor. Biz aynı düğünde beraber halay çekmiyor muyuz? Aynı cenazede üzülmüyor muyuz arkadaş? E ne oldu bize ki şimdi? Gezi Parkı olayı tamam. Baş tacı bakın. Bir daha söyleyeyim. Gezi Parkı olayını, olayı için meydana çıkan, tepkisini koyan, demokratik hakkını kullanan her kardeşime saygılarımı sunuyorum. Onu söyleyeyim. İstanbul'dan Hatay'a kadar. Ama lütfen bu Gezi Parkı olayını bahane edip de benim ülkem üzerinden oyun oynamaya kalkanlara da hiç saygı durmuyorum. Hiç saygı duymuyorum. Esas meseleyi de bu noktaya getirmek istiyorum. Tabii dünyanın bize baktığı konjonktür bu. Kıskanılan bir ülkeyiz. Türkiye'mizdeki durum da bu. Gelelim Hatay penceresine. Ali Bey, Hatay'ın özelliği var, güzelliği var, mozaiki var. Ne oldu bize Abdurrahman abi dediğin zaman vallahi nazar değdi diyeceğim. Biz iki ay önce böyle konuşmuyorduk. Biz böyle konuşmuyorduk. İki ay önce en son Kanal A televizyonunun canlı yayınına çağırdılar bizi. Şaol abim de oradaydı. Nasrettin Eski Ocak hocam da oradaydı. Müftüm de oradaydı. Efendim, bütün hepimiz oradaydı. Hatay'ımızın özelliği, güzelliği, mozaiği oradaydı. Hepimiz o kadar mutluyduk ki. Medeniyetler Koromuz'dan bahsettik. Şehrimize bakın dedik. Dünyaya sergileyin bunu dedik. Kardeşlik örneğidir dedik. Sanki bize nazar değdi. Şimdi nazar değmedi de aklımızı başımıza toparlayabileceğimiz, belki de örnek alabileceğimiz, şu günleri çok iyi tahlil edip önümüze daha birbirimize sarılarak belki de devam edeceğimiz günler geldi. Ali Bey şimdi bunlar biter. Onu söyleyelim. Bunlar biter. Dünya bizden bahsediyor. Kötü bahsediyor. Kimse demiyor ki ya bir demokratik tepkisini kullanan insanlar var. Bir grupta marjinal türemiş. O bu Avrupa'nın her yerinde olur. Gayet normal demiyorlar. Dikkat et. Deminki sözümün ispatı. Dünyanın en güzel yerinde yaşarsanız kıskanırsınız. Coğrafyanızı kıskanırlar. Dolayısıyla hiç kimse, hatta CNN maşallah öyle bir Türkiye'den başka CNN yayınları herkes bahsetmeye başladı. Dünyadaki işini bıraktı, Türkiye'den bahsediyor. Aferin. İşte bu da bize ders olmalı aslında. Bunlar bize büyük pencereden baktığımız zaman ders olmalı. Nedir? Armut Mahallesi benim kardeş mahalle. Bugün güzelim yarın geri barışır. Mesele bu değil. Pencereye büyük baktığınız zaman bizi ne hale getirmek isteyenlere ne yapmamız gerekir esas konuşmamız lazım. Peki Abdurrahman Bey bizi bu hale getirenler diyoruz ya, evet. Demin de ifade ettim. Yani işte yok ajanlar, provokatörler, marjinal gruplar, işte yok polisin sert müdahalesi falan hepsini tamam. Evet. Yani bir sepete koyuyoruz. Burada çok açık ve seçik söylemek gerekiyor. Yani artık birbirimizi başbakan da olsa eleştirebilmemiz lazım. Tabii. Cumhurbaşkanı da olsa eleştirebilmemiz lazım. Ali Yolcu da olsa, Abdurrahman Taşçıoğlu da olsa öyle. Sayın Başbakan'ın da
yani hani açıklamalarına baktığınızda sanki böyle biraz yani öyle demek istemiyorum, gelmek istiyor demiyorum ama ona sanki su taşıyor gibi bir durum da var değil mi efendim? Ali Bey, şimdi siz bahsetmeseniz bakın benim notlarımda var. Var. Siyasetin uslu bu diye benim notlarımda da var. Çünkü sizde siyasetçi kimliğiniz var. Yani deneyimli bir siyasetçi kimliğiniz de var. Siz o anlamda sordunuz. Ben geçmişte tabii siyasetten geldim. Anavatan Partisi, o birleştirici kültüründen geldim. Doğrudur. Şimdi kardeşim, objektif baktığımız zaman bugünkü parlamentonun içerisindeki tartışmalar çok mu sayılır? Çünkü belki televizyonlarda izliyorsunuz. Buraya tükürdüm, tükürmedim. Buralardan geliyor. Şimdi başbakanın üslubu sert diyoruz. Muhalefetin üslubu çok mu yumuşak? Hepimizin üslubu sert. Tabii genel anlamda siyasetten söz ediyorum. Genel anlamda tabii siyasetten söz ediyorum. Benim yakın arkadaşım, benim derneğimin başkan yardımcısı Hasan Akgül, sayın milletvekilimi. İşte burada söylüyorum. Dedim ki siyasi arkadaşlarımızın 22 Haziran'da yapılacak olan Hatay Dernekleri Federasyonu'nun genel kurulunda eleştireceğim, haberiniz olsun dedim. Neden başkanım dedi? Dedim. Hoşumuza gitmez oldunuz onun için. Ali Bey, herkes eli taşın altında. Hı-hı. Çok kritik günlerden geçiyoruz. Evet. Hani benim 10 milletvekilimin bize sözü vardı ya, beraber hareket edeceğiz diye. Beraber hareket ettiği gün biz onlara teşekkür etmedik mi? Birlikte oldu. Bir epey bir süreye kadar Sayın Bakanımızın başkanlığında oturuyorlardı. Ayda bir defa 10 milletvekilimiz Hatay'a ne yatırım getirebiliriz beraber paylaşıyorlar. Biz de buna çok mutlu oluyorduk. Değişik siyasi parti milletvekillerimizin aynı evde beraber ev tutacağı günleri biliyorum ben. Birbirleriyle beraber ev tutalım mı dediklerini de biliyorum. Bize yakışan buydu. Doğrusu da buydu. Ama bugün sanki bize katkı vermiyorlarmış gibime geliyor, açık söylüyorum. Bizim derdimize katkı vermiyorlarmış gibi geliyor, o kadar söyleyeyim. Daha fazlasını söyleyebilirim ama katkı vermeleri gerekir diye düşünüyorum. Yani ne zaman Hatay'ın meseleleri için bir araya geleceğiz ki biz? Ve Ali Bey, daha büyük pencereden bakalım mı? Benim ülkemde eskiden dış politikada ve memleket meselelerinde, vatan meselelerinde, bayrak meselelerinde, milli meselelerinde benim siyaset yaptığım dönemlerde muhalefetle iktidar ayrı düşünmezdi. Şimdi birbirlerini suçlar hale geldiler. Bu doğru bir şey değil benim ülkem için. Bu vatan mı unutuldu Abdurrahman Bey? Artık vatan, millet, hani o vatan, tamam, millet, Sakarya derler ya, o hale mi geldik yani? Vatan, millet, Sakarya haline döndürmek istiyorlar bizi. Gerçekten istiyorlar işte. Sokak olayları, evet. CNN bizden bahsediyor. Siyasetçilerin usulduyulu olmayan yaklaşımı da demin de ifade ettiğiniz gibi sanki. Ama şimdi ben burada görüşüm farklı, siyasi görüşüm farklı olabilir. Başka arkadaşlarımla bir araya gelme kültürüne sahibim de, parlamentomda aynı kültüre sahip olması gerekmiyor. Ben de bunu eleştiriyorum. Yoksa başbakanın üstü bir sert, öbürünü daha sert. Öteki sert, ötekilik daha sert. Böyle şey mi olur? Ben muhalefeti suçlarım, siz iktidarı suçlarsınız, öteki öbürünü suçlar. Bu bize çözüm getirmez. Ben beraber olmalarını bekliyorum. Bekledikleri günde sevinmek istiyorum. Ben de vatandaşım. Benim de hesabıma böyle geliyor. Onların siyasi hesaplarına değişik şeyler gelirse, Cumhuriyet Halk Partisi, benim de hesabıma onların beraber olmaları geliyor. Ben de ondan bahsedeceğim. Hepimiz de çok bunu yapacağım, ne yapacağım? Cumhuriyet Halk Partisi, hatırlayacaksınız, dün gece arasından sonra Merkez Yürütme Kurulu'nu topladı. Evet. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'na işte bütün parti liderlerini, siyasi partilerini bir araya getirelim. Evet. Böyle bir zirve yapalım dediler. Bunu nasıl karşılıyor Abdurrahman Taşçıoğlu? Gayet doğru bir sistem. Arzu ettiğimiz şey değil mi? Siyasi partilerimizin bir araya gelmesi bizim arzu ettiğimiz şey değil miydi? Gelirler mi? Efendim? Gelirler mi? Gelmeleri gerekir. Bak, gelmeleri gerekir. Evet. Yoksa vatandaşımız çok akıllı. Vatandaşımız her şeyi yakından takip eder. Gelmeleri gerekir. Gelmeleri gerekir, öyle diyor. Ama gelirler gelmezler bilemem. Evet. Peki Abdurrahman Bey, siz Türkiye bütün bu olup bitenleri yaşarken, evet, Hataylısınız, Hatay'da yaşıyorsunuz ve Hatay'da netice itibariyle işte geçtiğimiz günlerde göstericilerin, yanılmıyorsam, ikinci gününde 22 yaşında pırıl pırıl bir gencimizi kaybettik, evet, Hatay olarak. Biz sivil toplum örgütleri olarak üstümüze düşeni yaptık arkadaş, ne yaptıysak bunların önüne geçemedik, vicdanen rahatız diyebiliyor musunuz? Yani siz değil sadece tabii, sivil toplum örgütleri olarak. Ali Bey, ilk toplantımız bu olaylar başladıktan 3 gün sonra, hatta 2 gün sonra Sayın Valimizin başkanlığında oldu. Evet. Sivil toplum teşkilatlarının, kanaat önderlerinin hep beraber oturduğu bir toplantıda ben o gün demiştim.
durumu iyi görmüyorum Sayın Varlık. Niye? Daha bu olaylar yokken mi? Ya da yeni başlamışken mi? Hayır, sokak hareketleri başladı. Yeni başlamıştı. Oradaki arkadaşlarımızın savundukları şey, polisi müdafaa eden var, polis sert davrandı diyemiyor. Yani karşılıklı o şey. Ama evet, mesele ne polisti, ne polisin sert davrandığıydı, ne bilmiyorum. Rakamlar açıklandı, istedikçe talepler çözüldü. Benim kanaatim dedim ki sertleşmeye gidiyoruz, doğru yapmıyoruz. Ertesi akşam Abdullah kardeşimi kaybettik. O kadar sokak sadece bir gün sonra bu açıklamalarımızdan öyle mi? Tabii, o kadar sokak hareketlerinin içerisinde zayiat vermemek mümkün mü Ali Bey? Biz bunu gördük. Peki efendim, siz bunu nereden gördünüz? Ali Bey, bizim Hatay çapında 157 derneğimiz var. Biz sahanın insanıyız. Biz caddenin insanıyız, sokağın insanıyız, çıkmazın insanıyız. Biz Ali abimin evini biliriz, Fatma teyzemin evini biliriz. Dolayısıyla bizim kulağımıza gelenler, bizim kanaatlarımız yabana atılmaz. Dolayısıyla o gün bugün biz ne yaptık? Biz şunu yaptık. Sivil toplum teşkilatları sadece belirli kuruluşların imaret değildir. Sivil toplum teşkilatçılarının çalışmaları tabandan başlar, bizden başlar, muhtarlardan başlar. Muhtarlar Derneği de benim federasyonun bir üyesi. Muhtarlar Derneğimizin üye sayısı şu ana kadar 360 Hatay'daki muhtarlar. Benim şu ana kadar 15.700 üyem var. Biz o gün bugün sahadayız Ali Bey. Evet. Allah inandırsın sizi, benim Armut Mahallesi Derneği Başkanım Tevfik Erkek 72 yaşında. Günlerdir uykusuz. Günlerdir uykusuz. Biz o gün bugün sahadayız. Ama şu var. Tay ve tavuk misali. Bir kısrak tay doğurur, hiç sesi çıkmaz. Ama bir tavuk bir tane yumurta doğurur, şunu yaptık, bunu yaptık diye bağırır. Bizim böyle bir bağırma ihtiyacımız yok. Zaten görevimiz, zaten işimiz, biz zaten parasız sivil toplum teşkilatlarıyız. Bizim tasamız, derdimiz nedir? Tabii elbette, mahalle, gönüllü esasına çalışıyorsunuz sokak, yani. Gönüllülük esasına dayanan. Ama Ali Bey, bu meseleyi biz çözeriz, merak etme. İyi takip ediyoruz. İyi takip ediyoruz. İnşallah öyle olur Abdurrahman Bey. İyi peki, takip ediyoruz. Peki Abdurrahman niye? Bey. Her kesimden duyumumuz var. Her kesimde içimiz var. Ben haftada iki gün Armut'tayım. Haftada iki defa toplantı yapıyoruz. Evet, ne sizin o anlamdaki... Ama bunları basınla paylaşmak, televizyonlarla paylaşmak yerine ne yapacağımızı konuşup sonuca varmak en güzel şey. Niye çok marifet mi yapıyoruz? Zaten yapmak bizim görevimiz değil miydi ki? Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi olur diye düşünüyoruz. Peki Abdurrahman Bey, aslında ana haber bültenimizin zamanını da geçirdim ama toparlama manasında her konuma bunu soruyorum. Evet. Bugünden sonra netice itibariyle alanlar halen hareketli, halen insanlar gelip gidiyor. Özellikle evet, elimiz Hatay'da bir bayram havasında geçiyor son 4-5 gündür. Evet. Bu da bizim evet, temenni ettiğimiz bir manzara. Evet. Demin sizin de ifade ettiğiniz gibi evet, insanlar elbette demokratik haklarını kullansınlar ama kırmadan, dökmeden kullansınlar. Bugün zaten Armutlu'da, Akdeniz Mahallesi'nde, Sümeler'de yaşanan bu. Evet. İnsanlar toplanıyor bir araya. Evet. İşte efendim şarkılar söylüyorlar, türküler söylüyorlar. Demokratik tepkilerini de arada bir de valiyi istifaya davet ediyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi istifaya davet. Onlar da onun görüşü edebilir de zaten. Evet. Bu şekilde en azından sürmesi için, yani taşkınlık yapılmadan sürmesi için o toplumun içine girdiğinizde bu taşkınlıkları, mesela şu anda çok net seslendirilen bir şey var sevgili seyirciler. Polis çekildi, biz bu şekilde eylemlerimizi sürdürmeye başladık şeklinde bir de bir algı var toplumda. Yani doğru mu yanlış mı? Ha, bana sorarsanız toplumun geniş bir kesiminin düşündüğü gibi düşünüyorum ama bunu da bir büyüğümüze soralım. Demin kendisi de ifade etti Abdurrahman Bey. Bir büyüğümüz olarak ona soralım. Ne düşünüyorsunuz? Ali Bey, ne oldu o 200 gün? Şimdi niye artık olay olmuyor? Şimdi niye olay olmuyor? Bir, herkes kendi kapısının önüne daha çok dikkatli olmalı. Armutlu'da kurulan bir komite var. Abilerimizden itibaren. Hı hı, bak, dedik, bunu sahadakiler çözer dedik. Evet. Sahadakiler çözer. Öyle basın ona sizin de katkınız var biliyorum zaten. Üç tane toplantıyla, iki tane toplantıya bir basın bildirisiyle falan bu işler çözülmez. Yani, sahaya ineceksin değil mi? Sahaya ineceksiniz tabii. Sahaya ineceksiniz. Öyle ben falan o da başkanıyım. Yok bu işi ben çözerim. Geçim işte. Bu işi gazeteciler çözer. Bu işi muhtarlar çözer. Bu işi biz çözeriz. Dernekler çözer. Sahadaki insanlar çözer. Böyle üst tabakadan bakıp başkalarını küçük görüp işi biz çözeriz diyenler çözemez. Bir yerde biraz gönderme yapmışlar. Evet. Şimdi Ali Bey, bu meselede sahadaki insanlar bu işi buraya getirdi. Hepsinin eline sağlık. Hepsinin eline sağlık. Bu işi buraya muhtarım getirdi. Bu işi buraya dernek başkanım getirdi. Yöneticilerim getirdi. Mahallelerimizdeki ağabeyler getirdi.
Şimdi her hareketin bir tepkisi var. Doğru. Etki tepki getirir. 12 Eylül yaşamış insanlardı. Sağcı olmasa solcu olur muydu? Solcu olmasa sağcı olur muydu? Mutlaka her hareketin bir tepkisi olur. Bu kadar propagasyonlara rağmen. Ali Bey, o kadar bilgi kirliliği var ki, o kadar bilgi kirliliği var ki, çok ümitkarım, çok ümitkarım. Ama dünya penceremi de hiç ümitkar görmüyorum. Dikkatli olmamız gerektiği kanaatindeyim. Nedir? Ali Bey, 1 Eylül'den bu tarafa benim ülkemde zaten oyun oynanıyor. Hatay'ımda özel bir oyun oynanıyor. Bu da bir gerçek. Vaktimiz yok. Esas bunları çok uzun konuşmamız lazım sizinle. Şimdi efendim, bir dizi olaylar geldi buraya bağlandı. Yani o Gezi Parkı olayını protesto eden, kucağına çocuğunu alıp gelen kardeşimin kabahati mi? Hayır. Pencerenin öbür tarafına bakmamız lazım. Sayfayı çevirmemiz lazım. Öbürüne de fırsat vermememiz lazım. Her zaman dile getirdiğimiz uluslararası bir boyut kazandı neredeyse. Size bir soru soracağım. Bunu başka yerde de sordum. Buyur. Evinize girdiniz. Allah korusun perdeniz yanıyor. Teferruat sebeplerini konuşursunuz. Yoksa hem yangını bardağı önceyi söylüyor musun? Bravo. Ali Bey. Harika bir örnek verdiniz. Ali Bey bak. Önce ciddi ciddi. Antakya'nın bir abisi olarak kabul edin beni. Şu sokak hareketlerini bir vazgeçelim. Bunu her zaman yapalım. Her zaman yapalım. Ama bakın, biz pazar akşamı çok büyük bir tehlike atlattık. İtiraf ediyorum burada. Bu pazar günü mü? Geçen pazar. Geçen pazar günü yani. Tabii. Etki tepki getirir dedik. Benim bizimle paylaşmak ister misiniz? Ne, isterim, ne tabii, yaşadınız? İsterim tabii. Buyurun. Buyurun İsterim Abdurrahman tabii Bey. Arkadaşlar. Yani sevgili seyircilerimizle paylaşalım. Ne yaşıyorsak birbirimizi, paylaşalım. Birbirimizi uyarmazsak, iyi bir yere gelemeyiz. Yere getirmezsek, bu şehrin tekrar barışını nereden sağlayacağız? Benim sade insanımda hiçbir kötü hareket yok zaten. Art niyet yok zaten. Evet. Art niyet yok. Ama şimdi öyle birilerine fırsat veriyoruz ki bu şehrindeki bir orman yangını alıp bir kıvılcımdan çıkarabiliyorsunuz. Evet. Marjinal grupların tarihiyle ters yürüyüşler başlıyordu. Ters yürüyüş nedir? Armut'taki kardeşim Gezi olayı diyor. Propagasyon devreye giriyor. Tevfik abim çabalıyor sabaha kadar. Siz çabalıyorsunuz, ben çabalıyorum, öbürü çabalıyor. Şimdi bu sefer değişik bir grup. Açık ve net söylüyorum. Şeyh Ali Camisi'nin orada bir grup, 3000 kişilik Facebook veya haberleşmeyle beraber toplanacak. Efendim akşam saat 8'de haberleşecekler. Onun arkasından Kurtuluş Caddesi'nin köprüye inecekler. Köprüde işte Abdullah kardeşimiz ve Riyahan'daki ölen insanlarımız için bir de hoca tutmuşlar, mevlüt okutacaklar. Bir kısmı diyor ki orada sona erdirelim. Bir kısmı diyor ki şeyde devlet suçlarına sona erdirelim. Yürüyelim, oraya kadar yürüyelim. Şimdi bu çocuklar bizim çocuklarımız. Tam yani elbette değil mi? Bunlar da bizim çocuklarımız. Onlar da bizim çocuklarımız. Güzel de, yani abi de, güzel de. Allah aşkına bugüne kadar Armutlu Mahallesi'nin içinde ne zaman geçti ki Cebrail'e yürümek, Vali Göbeği'ne yürümek, Attık Caddesi'ne yürümek? Hiçbir zaman geçmedi ki. Ama bu konuda günde 15 defa da haber çıktı da hepimiz biliyoruz. Ne oldu sonra? Bu eylem gerçekleşmedi. Ali Bey, önledik. Öyle değil. Beni ilk arayan Emniyet Müdürümüz Ragıp Bey oldu. Başkanım, gücümüz yeterse mani olalım dedi. Biz de HESOP Başkanımızla beraber, diğer sivil toplum teşkilatlarımızla beraber, mahallenin abileriyle beraber, ikna gücümüzü kullanarak o çocuklarla ters Facebook'la ve diğer şeyle beraber vazgeçtik. Niye biliyor musunuz? Öyle bir propagasyon vardı ki bu şehre yazık olacak tabii. O çocukların hiçbir suçu yok, onu söyleyeyim. Tabii tabii, onlar da. Ne Armut'ta Gezi Parkı için eylem yapan kardeşimin suçu var. Ne orada caminin orada toplanan kardeşimin suçu var. İşte o bahsettiğimiz bizi karşı karşıya getirmeye çalışan Ali Bey, etkenlerden söz ediyoruz. Maraş olayları bize örnek olmalı. Maraş olayları bize örnek olmalı. Bak hep büyük pencereden bakacağız. Bu program kısa gelir, bana açık söylüyorum. Biz aklımızı başımıza toplamalıyız. Bu ev bizim evimiz. Evimizde yangın çıkartmak isteyenler var. Biz bu evde yangın çıkartmayacağız. Bir an önce Ali Bey, sokak hareketlerimizi sonlandıralım. Oturalım, kardeşliğimizi tahsis edelim. Arkadan sükunet bulduktan sonra, şu kötü failleri açığa çıkardıktan sonra ben belediye parkımızda, Atatürk parkımızda bütün kardeşlerimle beraber otururuz. Eylem mi yapacağız? Gezi Parkı'nı düşüneceğiz. Yeniden yaparız, yeniden yaparız, yeniden yaparız, defalarca yaparız. Demokratik hakkımızı kullanırız. Evet. Ama şu gün, bakın evimizde yangın var. Her an her türlü haber gelir.
1 Eylül'den başladı. Hiç huzurumuz kalmadı Ali Bey. Biz 1 Eylül'den önce çok huzurluyduk. 1 Eylül'den beri başlayan bir süreç ki enteresanda Barış Günü'ne getirdiler. Bir ay Barış Günü. 1 Eylül 2011. O günden beri devam eden sayfa sayfa olaylar bugün bununla meşgulüz. Nasıl PKK terörü bitecek diye başımıza bir bela sararlar diye korktum. Bunu benim yaşım söyledi. Geçmişteki tecrübem söyledi. Bugün Gezi Park olaylar biter. Türkiye'de başkan gündem gelir. Mesela benim meselemi bitirmezler. Kaşıyorlar. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Evet. Şimdi birileri de diyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi yani hükümet evet. Şu PKK'ya tanıdığı Sayın evet. Öcalan dedikleri PKK'lı evet. O terörist ya terörist desek bizi içeri alır mı bilmiyorum. Yani aktivist dediler çünkü son olarak PKK'lara. O aktivistlere tanınan imkan, tanınan değer, tanınan evet. Özveri evet. Bize bir tanınsa aslında her şey çözülecek diyorlar. Buna ne diyorsunuz? Abi bizi tanımıyor ne? Efendim? Bize ne tanımıyor yani? Bize tanımayan derken onu anlayamadım. Sayın Başbakan'ın açıklamaları efendim. Yani bize Sayın Başbakan'ın şu açıklamaları, onlara tanın özleri PKK'ya, Sayın Öcalan diyoruz ya, Sayın Taşçıoğlu demin dedi ki her şeyi evet, rahat konuşacağız. Sayın Öcalan sayın diyen bir zihniyetten söz ediyoruz. Evet. Oraya heyetler gönderip onunla oturup sohbet eden, anlaşmalar yapan bir heyetten söz ediyoruz. Barış sürecini. Burada bizim gencimiz var, gençlerimiz var diyoruz. Yani bunları da anlama noktasında, daha tatlı mesajlar verme noktasında böyle bir beklentiler var. Onu Ali, söylüyorum Ali tam Bey, olarak. Şimdi kaç gruptan bahsettik? Gezi Parkı eğlencilerinden bahsettik. Marjinal gruplardan bahsettik. Kötü niyetli propagasyoncudan bahsettik. Dış kaynaklardan bahsettik. Tamam. Hangisine taviz istiyoruz? Biz kendi gençlerimize taviz istiyoruz efendim. Kendi gençlerimize, kendi gencimize taviz istiyorsak sonuna kadar hepimiz bu konuda gençlerin arkasında sizin olmamız lazım. Sorunumuz yok zaten. Yani hayır, gençlerimizin daha... arkasında ne tavizi? Genç benim gencim, benim canım ciğerim ona taviz mi ister? O benim canım. Ama abi şimdi bakın yani ona taviz Abdurrahman abi aslında ha, çok ha, zaman içinde ama sen şimdi evet, başbakan tabii. Çıkıp yani anladığınız dilden konuşuruz demesi. Kime? Ay yaş demesi, çapulcu. Kime dedi abi çapulcu? Kime abi. Dediyse bilmiyorum ben yani. Abi, şimdi takip ediyoruz. Kime dedi çapulcu Sayın Başbakan? Şimdi kim daha, için söyledi bunu? Şimdi bir daha söylüyorum. Siyasete girerim onu söyleyeyim. Çok rahat girerim de vaktim yok. Keşke zamanımız olsa. Tabii girerim. Başka bir çağırır ben. Ama yok çağıracağım sizi özellikle çünkü sizinle yarım kaldı programımız. Başka bir siyaset de konuşsun sizinle. Esasında bizim sizinle eksik kalan neyimiz var biliyor musunuz? Biz Türkiye'de ilk defa bir teşkilat kurduk. İlk ve tek evet. Örnek. Peki. Hatay'ın özelliği, güzelliği, mozaiği. Esas bak 157. Ali Bey bir şey söyleyeceğim. Üç derneği bir araya getirebilir misiniz? Yok üç kişi bir araya getirebiliriz abi. Üç kişi. Ben 157 derneği bir araya getirdiysem. Zaten en büyük sorunumuz da bu. Peki efendim, Abdurrahman abi çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Daha sonra size söz veriyorum. Daha geniş bir zaman olarak, zamanlama olarak efendim, daha geniş toplantı olarak. Evet ailenize, şahsınızda çok teşekkür ediyorum. Yayın alanının içerisinde herkese sevgi saygılar sunuyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bir an önce huzurumuz yerine gelsin diyorum. Ama ümidim var. Hiç kimse çekilmesin. Bu olayı biz çözeriz diyorum. Peki. Sahadakiler çözer, muhtarlarım çözer, derneklerim çözer, başkanlarım çözer. Çünkü biz ün peşinde değiliz. Peki, çok teşekkür ederim. Onun derdinde. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet.